Peki rağbetimiz ahiret olursa, arzumuz, isteğimiz, hedefimiz ahiret eksenli olursa ne olur? Bu sorunun cevabını Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz verdiler. Bir gün şöyle buyurdular. Kimin arzusu yani rağbeti ahiret olursa Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri onun kalbine zenginliğini koyar. Kalbine bir zenginlik. Yani kalp zenginliği çok mühimdir. Adamın birçok zenginliği vardır. Maddi olarak birçok varlığı vardır. Ama kalben fakir olduğundan dolayı ne olur? O kimse perişan bir vaziyette bulunmuş olur. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rağbeti, hedefi, arzusu, ahiret olanın Allah onun kalbine kalp zenginliğini koruyor diyor. Zenginliği koyuyor daha işlerini derli toplu yapıyor.